Merhaba arkadaşlar. Yine sık kullanacağımız bileşenlerden olan Edit Text ile devam edelim. Edit Text, Text View'den türeyen, kullanıcının yazı veya bilgi girişi yaptığı bir Android bileşenidir. Şimdi yeni bir proje açalım ve Edit Text'e başlayalım. Projemiz için boş bir aktivite seçiyoruz. Name bölümünden projemize yeni bir isim verelim. Edit Text 1 ismini verdim ve Finish diyerek projemi başlatıyorum. Projemin dosyaları yüklendi. Tasarım sayfamı açıyorum. Tasarım sayfamda yeni bir proje açtığımda Constraint Layout'un içerisinde TextView hazır olarak geliyor. Bunu siliyorum. Ve Text bölümüne geliyorum. Bir önceki videomda TextView'in kullanımını anlattım. Şimdi sıra geldi Edit Text'e. Fakat buradaki bölüme baktığımızda edit text diye herhangi bir ibare mevcut değil. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Edit text genel bir isimdir. Burada bulunan plain text, password, email, time, number gibi input bileşenlerinin hepsi birer edit text. Şimdi diyeceksiniz hocam biz bunlardan hangisini kullanacağız? Ben bunu, bu sorunun size cevabını vermeden önce Burada bulunan bu input bileşenlerinin ortak ve farklı özelliklerini göstermek istiyorum. Bunun için bir tane plain text'i sahneme ekliyorum. Sonra bir tane de password e ekliyorum. Bakın ikisinin de input type çeşidi farklı. Şimdi split moda geçiş yapıyorum. Yukarıdaki name'imizin input type'ı şurada da gördüğünüz gibi text-personaling. Alttakinin input type'ı şuradan baktığımızda text-password. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar her ikisi de edit text. Temel ortak noktalar var bir de birbirini farklı kılan özellikler mevcut. Bunları şu an birbirinden ayıran tek bir fark arkadaşlar burada bulunan input type kısmı aynı şekilde aşağıda da mevcuttur. Bunu size niye göstermek istiyorum? Zaten edit textlerin çoğu özelliği ortaktır. Sadece birbirini farklı kılan kısım burada bulunan input type kod satırı. Biz buradan bu edit text'in tipini seçerek ilgili kütüphaneleri kullanabiliyoruz. Örneğin yukarıdaki input type'ımız burada text person name iken ben bunu sonradan text password olarak değiştirebilirim. Sağ tarafta gördüğünüz gibi ilk başta metin girişi yaptığım bir kutucuk iken şimdi arkadaşlar text password'a dönüşmüş oldu. Yani biz tasarımda eğer birden çok edit text kullanacaksak Hepsini bir anda sayfaya ekleyip tasarımını yapmıyoruz. Bunun yerine bir tane edit text seçiyoruz. Bu edit text'imizin tasarımını bitirdikten sonra bu edit text'imizi çoğaltıp sadece ilgili kod satırına gelip şuradaki input type bölümünden tipini seçmeniz yeterli olacaktır. Burayı anladıysak arkadaşlar, dizayn sayfasına geri dönüyorum ve bu oluşturmuş olduğum edit text'leri buradan siliyorum. Şimdi örnek bir tane input bileşeni alıp arkadaşlar tasarımımızı yapalım. Buradan bir tane plaintext alıyorum. Sahnemi sürükleyip bırakıyorum. Constraint.out kullandığımız için genel ayarlar yapalım. Bunu mesh constraint yapıyorum genişliğini. Güzel. Sonra şuradan biraz margin vereceğim 32. Sağdan da veriyorum. Evet güzel. Orta noktasını da yukarıya bağlıyorum ki uygulamam çalıştığında düzgün bir şekilde görüntülensin. Ve split moda şimdi geçiş yapıyorum. Burayı bir miktar büyütelim. Güzel. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Edit text geneldir demiştik. Edit text neyden türemişti? Text view'den türemişti. Yani text view için kullanmış olduğumuz özelliklerin hepsini gelip edit text için de kullanabiliriz. Öncelikle bu bir edit text olduğu için şuradaki name bölümüne bir mesaj vermemiz lazım. Örneğin bu kullanıcı girişi yapılan bir edit text olsun. O yüzden buraya ne yazacağız? Kullanıcı adınızı girin. Bunu hangi bölüme yazıyorduk? Hint bölümüne yazıyorduk ama bunu ilk önce string içerisinde dinamik olması için tanımlamamız gerekiyor. Research bölümüne geliyorum. Buradan values string xml'i açıyorum. Şuradaki kod satırını kopyalamak için klavyeden Ctrl D'ye basıyorum ve kod satırını kopyalıyorum. Buraya ne diyelim? edit text hint diyor. Buraya da açıklama kısmına da kullanıcı adınızı giriniz şeklinde bir mesaj veriyorum. Şimdi tasarım sayfama geri dönüyorum arkadaşlar. Buradan itibaren yazıyorum. Hint. Bakın aşağıda gözüktü. String izlemenin içerisinde yazdım ama sağ tarafta herhangi bir değişiklik olmadı. Bunun sebebi şu an bu bizim input textimizin içerisinde burada text name bölümünden biz buraya bir metin girdiğimiz için onu göstermiyordu buradaki text kısmını sildim. Biz bunu genelde arkadaşlar text field'de kullanırız. Sağ tarafta çıktı güzel. Devam edelim. Başka ne özelliklerimiz var burada? Bu kullanıcı adınız girin hint kısmının text colorını değiştirebiliriz. Text colorını değiştirelim. Yazıyorum text color. Bakın text color geldi. Bu renkleri seçerken dinamik renkleri seçmemiz gerekiyor. Şu an bizim temamızda kullanılan renklerimize bakalım. Color, color içerisinde color primary var. Temamızın rengini kullanalım. Şu an biz rengimizi seçtik ama rengimiz herhangi bir değişik olmadı. Çünkü bu text color. Bir de hint için değiştirelim. Color, text color hint seçtim. Temamızın uygulanan rengini seçtim. Hatta temamızın rengini görmek için şuradan show layout decoration diyorum. Temamızın rengini görelim. Evet temamızın rengi bu. Biraz büyüteyim. Güzel. Şuradaki primary color'ı geldik buradaki yazı rengimize uyarladık. Devam edelim arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Örneğin bu bir input text olduğu için arkadaşlar buraya bir veri girişi yapılacak. Bu verinin uzunluğu ne kadar olacak? Yani buradaki kullanıcı adınızı girin kısmı bir satır mı olacak, iki satır mı olacak? Örneğin bunu Line, Android Lines'tan burayı bir seçtiğimde bu kullanıcı adınızı girin kutucuğu tek bir satırdan oluşmuş olacak. Bunun yerine iki yaparsam bu iki tane satırdan oluşmuş olacak. Daha büyük bir kutucuk elde etmiş olacağız. Peki biz bunları tavsiye ediyor muyuz? Eğer mobil cihazlar için arayüz tasarımı yapıyorsanız mümkünse arkadaşlar az satırlardan oluşması gerekiyor. O yüzden bunu bir yapıyorum. Aşağı geçiyorum. Bir de bu kutucuğumuzun içerisinde gösterilecek olan metnin uzunluğunu belirlememiz gerekiyor. Örneğin metin çok uzun olduğu zaman tasarım sayfasında bu kutucuk büyüyeceği için tasarımsal sorunlar yaşanabilir. O yüzden kullanacağınız input type'ın türü ne ise içerisindeki veri uzunluğunu hesaplayın. Ona göre de bir uzunluk belirleyin. Bakın alt tarafta bulunan Android max length yani uzunluğunu belirliyorum. Burası maksimum 25 karakter girilsin. Genelde buraya adımızı ve mailimizi giriyoruz. Devam edelim. Şimdi buradaki text view'imizin arka plan rengini değiştirelim. Yani kenarlık verelim. Biz bunları yaparken arkadaşlar bunu da dinamik bir şekilde yapıyoruz. O yüzden drawable klasörüne geliyorum. Bütün tasarımsal XML dosyalarımızın hepsi arkadaşlar drawable klasörünün içerisinde olmak zorunda hem toplu olmuş olur hem de yerini sabit bırakmış olursunuz. Üzerinde sağ tık yapıyorum. New. Buradan Drivable Research File diyorum. İsim veriyorum. Burada büyük harf kullanmıyoruz arkadaşlar. Yoksa hata verir. Edit Text. Background diyorum. Ve OK diyorum. Gördüğünüz gibi Edit Text Background XML şeklinde buraya dosyamız geldi. Şimdi bunu da Split moda geçiş yapıyorum. Bir tarafımda tasarımımı yapar, kodlarımı yazarken diğer tarafında tasarımını görebileceğim arkadaşlar. İlk önce buradaki selector diye başlayan komutlarımızı shape olarak değiştiriyoruz. Daha sonra aşağıya geliyorum arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Bu edit text'imize hangi özelliklerini verebiliriz? Örneğin bir kenarlık verebiliriz. O yüzden şuraya küçüktür stroke yazıyorum. Stroke yazdığımda boşluk tuşuna bastığımızdan kendisi otomatik olarak geliyor. Ne verebiliriz? Bu stroke'a renk verebiliriz. Android Color. Color'ı verirken de yine dinamik bir şekilde vermemiz gerekiyor. Ben buradaki Color Primary veriyorum. Yani temamızın rengini veriyorum. Başka neler yapabiliriz? Bu stroke ile ilgili kenarlıklarını belirleyebiliriz. Bakın şu an renk verdik ama yan tarafta herhangi bir görüntü oluşmadı. Çünkü büyüklüğünü belirlemedik. Buradan devam ediyorum o zaman. Width. Bakın çıktı. Kaç olsun büyüklüğü? 3 dp olsun yoksa çok büyük olacaktır. Bakın sağ tarafta gördüğünüz gibi çerçevemiz çıktı. Yani bir kenarlık oluşturduk. Bundan sonra neler yapabiliriz? Şurada bulunan kenarlıklarımızı ovalleştirebiliriz. Yani radyüs değeri verebiliriz. Aşağı geçiyorum. Küçüktür. Buradan corner diyorum aşağıda bulunan. Sonra radyüs. Burada radyüsümüzün değerini belirlememiz gerekiyor. Ben 15 veriyorum şu an ölçü birimi DP. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi kenarları birazcık ovalleşti arkadaşlar. Aynı zamanda bu edit teksimizin tasarımını verirken bu edit teksimize padding gibi sabit özellikler verebiliriz ki birçok tasarım olacağı için her biri için gidip ayrı padding çalışması yapmayalım. Şuradan bunu kapatıyorum arkadaşlar. Alta geçiyorum. Şimdi yukarıda bir hatamız var sebebi şu arkadaşlar. Çünkü kapatmadık. Bunu da kapatalım. Alttan devam ediyorum. Bir de padding verelim. Padding'i verirken arkadaşlar her dört köşeden vermemiz lazım ki tutarlı olsun. Tap kısmından kaç dp verelim? 15 dp yeterli mi? 15 dp verelim. Aynı şekilde devam ediyorum. Buradan yine padding yazıyorum. Daha, daha doğrusu padding yazmaya gerek yok. Artık batım yazarak kendileri çıkar zaten üstten verdim. Şimdi alttan veriyorum. 15 dp. Sonra soldan verelim. Bir de sağdan verelim. 15 dp ve kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar tek bir tane edit tekse kenarlık ve padding ayarlarını vererek Bundan sonra kullanacağım bütün edit textlerde arkadaşlar bu ayarı kullanacağım. Bir yerde değiştirme ihtiyacı duyduğumda gelip buradan bir ayarı değiştirdiğimde bütün edit textlerinde ayarlarını değişmiş olacak. Şimdi tasarım sayfama geri dönüyorum. Şuradan itibaren arkadaşlar buraya bir arka plan ataması yapmam gerekiyor. Buna yazıyorum background. Bakın çıktı Android background. Hangi dosyamızda arkadaşlar? Drive'ın içerisinde bulunan Edit Text Background. Sağ tarafta gördüğünüz gibi Edit Text'imizin tasarım şekli de değişmiş oldu. Şimdi buradaki kullanıcı adını giriniz. Input Type türündeki Edit Text'imizin şu sol kısmına bir tane ikon ekleyelim. Bunu ikona eklemek için yine Drivable klasörümüze geliyoruz. Sağ tık, New, buradan Vector Asset. Ben ikon nasıl eklenir size göstermiştim daha önce. Buradaki ikonumuza tıklıyoruz. Buradan bir tane seçelim. Şuradaki ekran box'ı alıyorum. Ve OK diyorum. İsmini değiştirmeyelim. Next diyorum. Ve finish diyerek ekliyorum. Daha sonra gelip şuradaki şu edit text background'ın içerisine geliyorum. Bunun rengini, boyutunu istediğimiz arkadaşlar değiştirebiliriz. Yanlışlaştık. Şu olması lazım. Güzel. Şu an bakın rengi siyah. Buraya tıklıyorum. Research bölümüne geliyorum. Tamam kullanmış olduğum şuradaki Color Primary kullanıyorum ki tasarım tutarlı olsun. Evet rengimi ekledim. Boyutu düşük gelebilir. Bunu 35 dp yapayım. Güzel. Yüksekliğini de değiştirelim. Evet. Ve tasarım sayfama geri dönüyorum. Buradan itibaren Drivable yazıyorum. Bu Drivable yani ikonumuzu nereye ekleyeceğiz? Sol tarafa ekleyeceğiz. O yüzden Drivable Left diyorum. Nereye eklemiştik biz bunu? Drivable'ın içerisinde bulunan Each Account Box Black seçtim. Gördüğünüz gibi sağ tarafa arkadaşlar pardon sol tarafa ikonumuz eklenmiş oldu. Burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Eğer buradaki edit text'in içerisinde bir margin, bir padding ayarı verirseniz bizim burada vermiş olduğumuz şu padding ayarını arkadaşlar ikinci plana atmış olursunuz. Yani burada yazmış olduğunuz kodlar her zaman önceliklidir. Bunu size göstermek için bakın şuradan itibaren bir padding ayarı veriyorum. Padding left örneğin bunu 40 dp olarak değiştirdim. Gördüğünüz gibi eee arka planda yapmış olduğum backgroundın içerisindeki ayarı iptal etmiş oldu. O yüzden eğer burada bir özellik eklediyseniz, eğer tasarımınız çalışmıyorsa buradaki özelliği kaldırmanız gerekebilir arkadaşlar. Şimdi bu tasarlamış olduğumuz edit teksimizi emülatörde bir çalıştıralım. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Evet uygulamamız açıldı. Gördüğünüz gibi burada kullanıcı adınızı giriniz diye bir tane edit teksimiz mevcut. Buraya yazıyorum. İbrahim Ay Bakın çok fazla bir şey daha yazmaya çalıştığımda bir yerden sonra arkadaşlar bakın giriş yapmama izin vermiyor. Çünkü ne yapmıştık biz arkadaşlar? 25 karakterle kısıtlama getirmiştik. Edit arkadaşlar genel kullanımı ve genel tasarımı bu şekilde. Bir sonraki videoyla ile Edit tek çeşitlerinin hepsini kapsayan bir uygulama yaparak bu konuyu pekiştirelim.